kıymetli dostum, cümlete de hoş geldiniz. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, gönüllerinize sağlık. Kıymetli üstadımız, kıymetli hocamız da aramızdalar. Onlardan da yakinen istifade etme şansını yakalamış olacağız. Hazır Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum ayında, Rebiülevvel ayının 12. gecesi seher vaktinde dünyayı şereflendirdiği bir ay içerisinde kıymetli Necmettin Nur Saçan hocamızın da bir kısa konuşmalarından istifade etmiş olacağız bu toplantımızda. Cenab-ı Hak tevafuk getirdi. Hocam da kırmadı, teşrif ettiler. Ben sizler adına kıymetli hocama öncelikle teşekkür ediyorum. Efendim, sözlerim ve kelamların en güzeli olan öncelikle Kur'an-ı Kerim ile isterseniz toplantımızı, istişaremizi başlatalım. Şimdi Topkapı Ülker Camii İmam Hatibi Mehmet Erdoğan hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinliyoruz. Kum bil mu'minina
الفاتحة. Okumuş oldukları Kur'an tilavetinden dolayı kıymetli hocama teşekkür ediyorum. Rabbim kabul eylesin. Efendim şimdi kıymetli üstadımız, hocamız televizyonlarda hep dinlemeyi istifade etmek nasip oldu. Ama bugün sohbet biliyorsunuz asıl sohbet göz teması kurarak, Efendimizin metodu oydu. Göz teması kurarak aynı mekanda yapılan sohbetlerdir. Aslında bugün televizyonlarda veya radyolarda istifade ediyoruz ama aynı mekanı, aynı yeri paylaşarak, göz teması kurarak yapılan sohbetlerden alınan haz ve lezzet hiçbir şeyden alınmaz. Kıymetli hocamı ben arz ediyorum. Hocam buyurun. Selamun ala Resulina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem davetliler, Kayseri'nin Develi diye bir ilçesi var. Orada da bir merhum şair Seyrani. O der ki, hak yoluna gidenlerin ashab olan ellerine er bir vasfın edenlerin kurban olan dillerine. Efendimiz de men la yeşkurun namaz, la yeşkurun la. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz buyurur. Rabbimiz ve emma bi ni'meti rabbike fehaddin. Rabbinin nimetlerini yad eyle. Bir kere şu meclis, güzel bir meclis. Efendimizin dilinde biliyor musunuz? اِذَا مَرَارْتُمْ بِرِيَادُ الْجَنَّةِ Cennet bahçelerine uğrayınca çok faydalanın. Ey Allah'ın Resulü, nere cennet bahçesi? وَجَعَلْتُمْ عَيْنِ اَوِ الزِّكِرِ İlim meclisleri cennet bahçeleridir. Evet, yani demek ki böyle bir amel defterimize şu tablonun girmesine sebep olanlar, başta İbrahim hocamız, arkadaşları, uzaktan yakından teşrif eden hanımefendiler, beyefendilere ben şükranlarımı sunarak duygularımı dile getirmek istiyorum. Muhterem kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye teşrif buyurunca birinci işi Mescid-i Nebevi'yi yapmak, ikinci işi Ashab-ı Soffa'nın kalacağı yeri yapmak. Bakın mesela bir gün Hazreti Fatıma, babacığım, değirmen çevirmekten kollarım yoruldu. Bana bir hizmetçi görevlendiremez misin dediğinde, kızım ben bugün Ashab-ı Soffa'nın maişetini temin edebilmiş değilim. Yani öz kızının ihtiyacına o talebelerin ihtiyacını tercih ediyor. Kün alimen evtaallimen evnüstemian ya alim ol, ya talebe ol, ya dinleyen ol, ya seven ol. Sakın bunun dışında kalma, helak olursun. Demek ki Kur'an'da bakın en fazla Allah kelimesi geçer. Sonra da ilimle ilgili kelimeler geçer. Şunu artır diye bir dua yok ama Rabbi zidni ilma. Ya Rabbi ilmimi artır diye dua var. Değerli davetliler, bir iş adamımız diyor ki ben eskiden 50-50 der idim. Ne demek? %50 insan unsuru, %50 sermaye. Yok, şimdi öyle demiyorum. %60 insan unsuru, %40 sermaye unsuru. Yetişmiş insan. Evet. Milletlerin, toplumların mutluluğu ne ile imiş? Bakın.
Manas destanında alimlerin ilmi, devlet adamlarının adaleti, ordunun kahramanlığı, ehli cömertliği, ehli servetin cömertliği ve halkın duası. Demek toplumun mutluluğuna sebep olan bu beş şey. Efendimiz buyuruyor ki, اِنَّ اَصْحَابِكَ الْمُجُونَ Benim ashabım her biri bir yıldız gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Peki, nur nesil, altın nesil, sahabe-i kiram. Onlar kaça ayrılıyor? Onlar da dört grup. Bakın, öğrenen, öğreten grup. İki, irşat ve tebliğ eden grup. Üç, Kur'an okuyor, dua ediyor, namaz kılıyor. Dört, bunlara hizmet ediyor. Madden destek veriyor. Altın nesil, sahabe-i kiram demek öğreniyor, öğretiyor. O yani bir gölge gibi Efendimiz'i takip ediyorlar. Sahabe-i kiram. Ve ondan sonra işte bir yere bir sahabi gidiyor, oranın hidayetine vesile oluyor. Sonra öğrendiğini başka yerlere, uzak yerlere götürüp de tebliğ eden sahabe-i kiram ve onlara madden destek olan sahabe-i kiram. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri tebrik ediyorum. Evlatlarınızı buraya verdiniz. Bakın ne yaptınız, verdiniz de ne oldu biliyor musunuz? Efendimiz Übey ibn-i Kâb Hazretlerine, Übey, oku. لَمْ يَكُنُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا۪يُ oku. Rabbim beni görevlendirdi. Öyle mi ya Resulallah? Allah-u Semman ile Allah benim adımı mı andı? Übey'e bu sureyi öğretme dedi. Ya evet ya, Allah senin adımı andı. Yani gözyaşına tutamıyor. Demek Allah benim adımı andı. Übey'e bu sureyi öğret dedi. مَنْ اَرَادَ اَنْ يُكَلِّمَ رَبَّهُ فَلْيَقْرَهُ الْقُرْآنِ Allah ile konuşmak isteyen Kur'an olsun. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اَيْلَا لُكُرَ اللّٰهُ وَجْلَتْ قُلُوبِهُمْ Müminler o kişiler ki Allah anılınca heyecanlanırlar. Allah'ın ayetleri okununca ruhlarında, gönüllerinde bir huzur meydana gelir. Kur'an okunan yere isterseniz buradan giderken şöyle bir kendinizi yoklayın. Kelebek kanadına mı döndüm? Bal baklavamı yedim? Nedir bu rahatlığımın sebebi ne ya? Ne kadar da mutluluk hissediyorum. Çünkü Kur'an okunan yere sekinet iner. Melekler etrafını kuşatır. Mukarrebun melekler topluluğunda anılırlar. Ütlül Kur'an-ı Vekku. Kur'an okuyun ve ağlayın. Allah Allah. Bu ağlamanın anlamı ne ya? Çünkü Kur'an el-vedud olan biricik sevgilinin kelamıdır. Efendimiz Kur'an okuyor, ağlıyor. Kur'an dinliyor, ağlıyor. Allahu nezzele ahsenel hadis. Allah sözlerin en güzelini indirdi, ahenkli, katmerli. Müminler o kelamı okuyunca, dinleyince önce heyecanlanırlar. Sümmetelini cülûdühü ve kulûdühü ilâ zikrillâh. Sonra da ruhlarında, gönüllerinde bir huzur meydana gelir. Musab ibn-i Umeyr Hazretleri malum Medine'ye geldi. Sad ibn-i Muaz Hazretleri de bir kabile lideri. Şu mızrağımın kalbini delmesini istemiyorsan defol git orada. Yani burada efsane, hurafa anlatıyormuşum sen. Milletin töresini değiştirecekmişim. Ben efsane, hurafa, ben yaratan, yaşatan Allah'ın kelamını okuyorum. Size de bir iki ayet okuyayım. Hoşunuza giderse devam edeyim. Hoşunuza gitmezse bırakıp gideyim. Ben buraya kavga etmeye gelmedim. Siz bir kabile liderisiniz. Mızrakla kalbimi delme tehdidini size yakışıyor. Lütfen oturun şuraya. Oku bakayım öyleyse.
daha bir iki ayet okur okumaz sanki ceryana çarpılıyor, ayağa kalkıyor, bana derhal iman telkin edin. Benim kabilemden bugün akşama kadar iman etmedik kim kalırsa onun boynunu uçururum diyordu. Değerli davetler, benim bir arkadaşım var. Şu anda bir ilahiyat fakültelerimizden birinde hoca, arkadaşımdan dinlediğim hatırayı nakledeyim. Kazakistan'ın Türkistan'ı var. Orada Türk Kazak Ahmet Yesevi Üniversitesi diye bir üniversite var. Üniversitenin yarı masrafını bizim devletimiz karşılar, yarı masrafını da Kazaklar karşılar. Üniversitenin rektörü bu arkadaşıma diyor ki, yarın diyor Astana oranın başşehri. Astana'dan misafirlerimiz gelecek. Kim o misafirler? Eski politburo üyeleri, kolhoz başkanı, eski komünistler, ateistler, hiç din, iman bilmeyen adamlar, onlar gelecekler. Hocam yarın sen de geliver. Tabi kıramadım, rektör vardı. O böyle toplantı başladı. Biraz önce İbrahim hocamızın aşırına başlattığı gibi rektör diyor ki, hocam bir Kur'an okur musun? Ya ben İlahiyat Fakültesi profesörüyüm ama sesim güzel değil ya, o kadar güzel de Kur'an okuyamam. Ya hocam, o adamlar hiç Kur'an dinlememiş adamlar ya, oku ya. Ben gittim diyor, ben gittim. Sanki İbrahim Hoca geldi orada bir aşır, ben böyle ömrümde güzel alıp aşır okumuş değil diyor. O kadınlar hoşlanmıyor bile. Allah Allah, ömründe ilk defa Kur'an dinliyor kadınlar. Dediler ki diyor, sen ne okudun ya? Ben Kur'an okudum. Yok, biz Kur'an'ı biliriz. Sen Kur'an okumadın. Ya sizin bildiğiniz meali ya, ben aslını okudum. Ben Kur'an'ın orijinalini okudum ya. Ya öyleyse bir kere daha okur musun? Hadi bir kere daha okuyayım. Ondan sonra da bize de öğretir misin? Allah Allah, öğretirim. Size de öğretirim. Ömründe hiç Kur'an dinlememiş adamlar. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Biz bu Kur'an'ı bir dağ başına indirseydi Allah korkusundan o dağın paramparça olduğunu görürdü. Benim gönlüm bu dağlardan, bu taşlardan daha mı katı ya? Hayır, hayır hanımefendiler, beyefendiler, sizi tebrik ediyoruz. Evladınızı buraya verdiniz. Arkadaşlar, bakın, ülkemizde Diyanet'e hizmet eden müessesenin en başında bulunmuş bir insan olarak size şunu söyleyeyim. Diyelim ki, gelin Bursa'ya müftü tayin edeceğiz. Ya nasıl olsun bu adam? Bu müftü nasıl olsun? Ya bir Kur'an-ı Kerim çok iyi olur. Hafız olursa daha iyi. Ya Bursa gibi tarihi bir şehre müftü veriyorum arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim çok iyi olsun. Efendim. Sonra şu öz... Ama en başta Kur'an görüyor musunuz? Yetişmiş adamın torpile ihtiyacı yok. İnanın adam aranıyor şimdi. Adam aranıyor. Gün ışığında fenerle nitelikli adam aranıyor. Yetişmiş adamla. Bu ne şeref, bu ne bahtiyar. O da tabii tohum zamanında ekilirdi. Zamanı geçtikten sonra tohum ekmiş. Ne kıymeti var. Zamanla altın satın alınabilir. Ama altınla zaman satın alınamaz. İşte bu yaşta bu kızlarımız, bu oğullarımız hafız olabilirler. Ya hafız olur da çocuk yazık olmaz. Allah'ın kelamını en güzel şekilde okuyalım. Bakın, geçenlerde benim misafirim oldu. Endonezya büyük elçisi, Endonezya'yı biliyor musunuz? 250 milyon nüfuslu bir Müslüman ülke. Büyükelçisi de bir hanımefendi. Öyle beş vakit namazını kılan geldi,
bizim Kayseri değil mi? Oradan üniversitenin rektörünü ziyaret etti. Ne sordu biliyor musunuz? Merak ediyor musunuz? Nüfusumuzun kaçta kaçı hafız diye sordu. Ay dedim ya. Yani bu soruyu rektör bekler mi? Ben de beklemiyorum. Yani büyükelçi hanım nüfusumuzun kaçta kaçı hafız diye sordu. En fazla hafız yetiştirmiş. Dini mübini İslam'a hizmet etmiş milletin evladı. Biz Allah'ın kelamına hizmet edelim. Allah bizim alnımızı ak eder, yüzümüzü ak eder, işimiz vaz gider. Men yettekillâhe yec'allehu makraca ve yerzukhu min haysula yahtesi. Kim takva sahibi olursa ona Allah kapılar açar, onu ummadığı yerden rızıklandırır. O yüzden gelin amması yok kızlarımızı, oğullarımızı bu vakitte hafız edin. Çocuk yine tıbba gitsin, çocuk ilahiyata gitsin, ne yaparsa yapsın ama şu bu yaşının bu döneminde Kur'an'a bu hizmeti versin. Ömür boyu Allah'ın kendisine yar ve yardımcı olduğu görülecek. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allem. Sizin hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. Ümmetimin en şereflileri hamili Kur'an olandır. İnne min iclalillahi teala. Şu üç kişiye saygı Allah'a saygıdan gelir. Yaşlı Müslümana saygı, adaletli devlet büyüğüne saygı, hamil Kur'an, hafızı Kur'an olan kişiye saygı, hafızı Kur'an'a akrabasından 10 kişiye şefaat yetkisi verilir, imza Allah elçisi. Evet efendim, emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyorum. Allah'ın yolunda böyle ne olur, 3 kuruşumuz burada olsun. Kızımız da bu yolda, oğlumuz da bu yolda olsun. Şu fıkrayla bitireyim, hatıra ile. Kayseri'de 85 yaşında bir hacı amca bir iş yerini hayra veriyor. Böyle bir Kur'an hizmeti. Ben tapu almaya evine vardım. Evde de gelin hanım böyle çay getiriyor, götürüyor falan. Ama benim aklıma şu geliyor, ya bu gelin hanım acaba şöyle mi diyorlar? Ya bu hoca efendi bizim babamızı kandırdı, babamı böyle ikna etti, dükkanı, çok değerli dükkanı hayra aldı. Halbuki bu hoca efendi olmasaydı o dükkanda bize kalacaktı, öyle mi diyor ola? O bakımdan rahat etmek istiyorum. Hacı amca, yaptığın bu hayra bu gelin hanım razı mı? Razı. Torunların razı mı? Razı. Oğulların razı mı? Razı. İhtiyar adam ya, yoruldu sorularından. Hoca efendi, ne çok sual soruyorsun yahu. Buradan İstanbul'a gidiyor olsak, İstanbul'da bir akrabamızı ziyarete gidiyor olsak, eli boş gitmeyiz değil mi? Münasip bir hediye ile gideriz değil mi hoca efendi? Allah bana çok şeyi verdi. Ben de onu evlatlarıma verdim. Şimdi ben Allah'a yolcuyum. Allah'ın verdiğini Allah'a elimde hediye olarak götürmek istiyorum müftü efendi. Bu da Allah'a hediyem olsun yahu. Şu söze ne dersiniz yahu? Bu ümmi adamın bu sözü hangi kitabasa? Cidden 15 kuruş sonra da adam Hakk'ın rahmetine kavuştu. Lokman Aleyhisselam diyor, yavrucu yaptığın hayır zerre kadar olsun, kayaların içine girsin, fezaların enginliğine gömülsün, ihlasınla orantılı olarak Allah büyütür, mizanına koyar. O yüzden İbrahim Hoca evvelki gün bir arkadaşımızı tanıttı. Kur'an'ın iaşesini, ibadetini temin ediyor. Tebrik etmek istiyorum. Dua ediyorum. Allah onların sayısını çoğaltsın. Sizin evlatlarınızı da sizlere hayırlı kalep eylesin. Efendim kıymetli üstadımıza, Emektarlık Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız
Necmettin Nursaçan hocamıza bu kısa fakat çok anlamlı konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Böyle kıymetli, ihlaslı, samimi hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. Ki sohbetlerinden istifade edelim. Toplumu ateşleyen, toplumu aşka, şevke, sevdaya kalp eden hocalarımızdır. Hocalarımız eğer dönemin, geçenlerde bir hocamız öyle ifade buyurdular. Her dönemin Ebu Cehil'i, her dönemin Firavun'u, Ebu Leheb'leri vardır. Ama her dönemin aslında evliyası, enbiyası, sahabisi vardır. Bu kıymetli hocalarımızın dizinin dibinde hayattayken, son çınarlarken gönül istiyor ki onlardan doya doya tabiri caizse ta imbiklerimize kadar hissedinceye kadar sohbetinden istifade edelim. Kıymetli dostlar ben huzurlarınızı fazla meşgul etmeyeceğim ama birinci teklifim kıymetli Yaşar Altekin abimiz de aslında bugün diye anlamış teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir istirhamım var birinci olarak. Diyorum ki kıymetli dostlar her zamankinden daha fazla sohbete ihtiyacımız var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif ettiği, içerisinde bulunduğumuz Rebiyul Evvel ayında şöyle bir karar alalım, ne dersiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği döneme baktığımızda, hocam affınıza mağrur, bunları ifade ediyorum ama huzurunuza. Efendimiz teşrif ettikleri dönemde bakıyorsunuz, kendi elleriyle kendi kızlarını diri diri hem de diri diri toprağa gömecek kadar cani insandır. Aynı insanlar 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl değil. Efendimiz 23 yılda aynı insanları bakıyorsunuz ayaklarına çıngıraklar takmış ama yerde yürüyen karıncayı incitmeyelim endişesiyle. 23 yıl önce Hazreti Ömer'in ifadesiyle kendi elleriyle kendi kızını diri diri toprağa gömen Ömer, aynı koca Ömer ayaklarına çıngıraklar takmış ama belki hissetmeden, farkına varmadan bir karıncayı incitirim. Acaba bu noktaya Efendimiz nasıl taşıdı dersiniz? Bunu çok düşündük. Hocalarımızla hep istişare yaptık. Acizane kanaatim şudur, kıymetli dostlar. Efendimizin metodu sohbet metoduydu. Hep sohbet ederdi. Anlasınlar, anlamasınlar. Defaat, bir defa değil, 10 defa değil, 20 defa değil, her defasında. Bir gün Efendimiz yine hutbede konuşurken, hocamızdan naklediyorum. Hutbe okurken, Bedevi'nin bir tanesi Mescid-i Nebevi'nin ortasında, ya Muhammed dedi, bana dini öğretti. Efendimiz, yanıma gel öyle öğretti. Efendimiz hutbede indi, sinirlenmeden, onun yanına geldi, hemen demirden bir iskemle getirdiler. Onun üzerine çıktı, Efendimiz oradan onu anlattı. Tamam dedi şimdi. Efendimiz tekrar hutbeye geldi, çıktı ve devam etti. Böyle bir insanlarla muhatapsınız ve 23 yılda bu dereceye getiriyorsunuz. Bu metodu çok merak ediyoruz. O zaman bu toplumu, içerisinde bulunduğumuz toplum gittikçe dejenere oluyor, gittikçe yozlaşıyor, gittikçe bozuluyor. Bakıyorsunuz bir yanında çarşaflı, beni çok derinden üzer. Defaatle hocam da ifade buyurdular ama bunlar bir gerçek. Yani çarşaflı olduğu halde yanında bakıyorsunuz çok gayet açık bir kız, hanımefendi. Ablam bu ki? Kızım diyor. Ben yaşamadım, o yaşasın. Hastalık bu. Gittikçe dejenere olan bir toplum. O zaman bu toplumu nasıl yeniden ihya edilecek, yeniden inşa edilecek? Bunun günlerce, aylarca istişaresi sürdü. Ve neticesinde acizane kanaatim şu. Birincisi, sohbet, sohbet, sohbet metodu. İkincisi ve en önemli, toplumu yeniden inşa etmek istiyorsak, yeniden imar etmek istiyorsak, bu toplumu eski misyonuna ulaştırmak istiyorsak, o zaman tek çaremiz toplumu inşa edecek, ihya edecek,
donanımlı, bilinçli, ruhlu anneler yetiştirmek. Anneye ihtiyaç var. Hacısından hocasına kadar. Kim olursa olsun. Konuştuğumuz takdirde, dertleştiğimiz zaman kimsenin anne yetiştirme gibi derdi yok. İnanın samimi söyleyeyim. İşte biliyorsunuz sene başında Kur'an kursumuza talebe almak için hocamı da buyurdular, şimdi ifade buyurdular. Kur'an kursunu almak için bir mülakattan geçerdi. Neden? Çünkü yol geçen hanı olmaz. Sanki Kur'an kursları toplumda işe yaramayan, hiç değilse diye başlayan kelime. Hocam okulda başarılı olmadı, şurada başarılı olmadı. Yani hiç değilse kursa versek hoca olurum, onu da pazarlıklı verir. Hoca olurum, yani hoca olmasa onu da verir. O zaman bu toplumun hocaları en gerizekalı olan hocalar. Yani affedersiniz. Yani o zaman burada bir sorun var. Bakış açımızı değiştirmemiz gerekir. Kaliteli bir hizmet vermek için. Ha, anne problemi. Bakınız, aynen mülakatın bir tanesinde bir hanımefendi girdi. Dedi ki, hocam kursunuzu niye tercih ettiniz diye sordu. Aynen şunu ifade ediyor. Dedi ki, sizin kursunuzda Kur'an-ı Kerim dersinin yanında kültür dersleri de dershane eşliğinde verildiğinden dolayı tercih ediyoruz. Neden abla bu kadar üzerinde duruyorsun? Dedi ki, ben illa kızımın üniversite kazanıp bir yere, bir noktaya, bir makama gelip kendi ayaklarının üzerinde durmasını şiddetle istiyorum. Abla, niye bu kadar şiddetle istiyorsun? Dedi ki, ben bu zamana kadar ablalarımdan özür diliyorum. Kocamın ağız kokusunu çektim. İstiyorum kızım ağız kokusunu çekmesin. Kendi ayaklarının üzerinde dursun. Öyle bir şeye maruz kaldığı zaman çeksin gitsin. Dedim ki, abla farkında mısın? Kendi evladının, kendi kızının şimdiden evliliğinin temeline bomba koyduğunun farkında mısın? Hayır. Ve bu fikir, bu görüş, samimi söylüyorum, geçenlerde İlahiyat Fakültesi'nde bir hocamızın dersine eşlik etme fırsatını yakaladım. Orada da aynı. Feministçe düşünüş gittikçe halka halka yayılıyor. Bunun önüne geçilmeli. Bir yerden başlanılmalı. Ama nereden başlanılmalı? Bunu aylarca istişare ettikten sonra bütün hocalarımızın oy birliğine verilen karar, o zaman donanımlı ve şuurlu, hocamızın da ifade ettiği sadece hafız olan değil, tabiri caizse vahyin ete kemiğe büründüğü yürüyen Kur'anlar, anneler yetiştirmemiz lazım. Ama birinci derdimiz anne yetiştirmemiz, donanım. Eğer donanımlı şuurlu anne yetişirse, varsın tıpı okusun, varsın üniversiteyi bitirsin, ama kendi evladını ışık tutacaktır. Kendi mahallesini, kendi apartmanını, kendi sokağında model bir anne olacaktır kıymetli dostlar. Ama birinci derdimiz, annelik gibi bir derdimiz, anne yetiştirmek gibi bir okulumuz olmadığından dolayı bakıyorsunuz kimsenin annelik gibi bir derdi veya anne yetiştirmek gibi bir derdimiz olmuyor. Kıymetli dostlar, kusura bakmayın, birinci teklifim şu ki, diyorum Efendimizin metoduyla 23 yılda sahabeyi, ashabı, ashab yapan nokta sohbet metoduydu. Gelin, bütün velilerimiz olarak sadece biz Kur'an kursumuza aldığımız öğrencilerimizi talebe olarak aldık. Velilerimizi de aynı zamanda biz talebe olarak buraya aldık. Kabul ettik. Çünkü şunu yaşıyoruz. Burada verdiğimiz bir eğitimi 15 günde çıkan hafızımız bir hafta sonunda 15 günde verdiğinizi sıfırlayıp gelebiliyor. Zıddını ailesinde görebiliyor. Onun için karşılıklı olarak dengeli bir şekilde çocuğu eğitirken aileyi de bilinçlendirmekle geliştirmek gerekir. Bu da neyle olacak? Sohbetlerimizle olacak. Buluşmalarımız olacak. İnşallah nasip olursa ilk sohbetimiz pazar günü akşam Zübeyde Hanım, inşallah Yaşar abi bugün yanlış anlamış ama yoruldular, bugün zannetmişler. Pazar günü akşam 19.30'da Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde
Ondan sonraki hafta 10 Şubat yine Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde Ramazan Kayan hocamızın kimlik inşası. Ondan sonra 24'ünde bunları hepsini nasip olursa arkadaşlarımız size o tarihlere birkaç gün kala mesaj atacaklar. Ha, bu vesileyle buluşmuş olacağız, dertleşmiş olacağız. Ne yapabilirizin derdimizle dertlenmiş olacağız. Sadece dertli olmak gerekiyor. Yetmiyor kıymetli dostlar. Derdini dert edinmek gerekiyor. Onun için inşallah birinci metodumuz nasip olursa sohbet metodu dedik. 15 günde bir buluşup kıymetli bu yaşayan sahabilerden, yaşayan çınarlardan istifade edelim diyorum. Ne dersiniz? 15 günde. 15 günde bir buluşacağız. Yer hepimize eşit mesafede olan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yaşayan çınarları değerlendirelim istiyoruz. 15 günde bir sohbet edelim kıymetli dostlar. Çünkü biz eşikten mezara kadar ilim öğrenmek her Müslümana farzdır dininin mensuplarıyız. Kıymetli dostlar, şöyle toplantımızın birinci maddesi dedik ki, birincisi toplumu yeniden inşa ihya etmek istiyorsak sohbet, ikincisi toplumu yeniden inşa edecek anneler yetiştirin. Bu anneleri yetiştirirken kıymetli dostlar, Necip Fazıl'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, ben din adamı değilim. Bu din de sadece hacının hocanın dinidir. Bu din hacının hocanın dinidir. Burasını altını çizerek söylüyorum. Her dinin adamı olan insanın dinidir. Ben din adamı değilim ama dinimin adamıyım. O zaman kıymetli dostlar, sizlerden istirham ediyorum. Şu soruyu kendimize sormamız lazım. Kızımı gönderdim buraya, yetmez mi hocam? Bir fedakarlık yaptık, bir dönüm noktasında tercih sebebi oldu. Kur'an kursuna gönderdik, Kur'an tahsili yapsın diye. Yetmez kıymetli dostlar. Şu soruyu kendimize sormamız lazım. Bu yürüyen hizmetlerde, bu davada acaba bu davanın veya bu hizmetin neresinde olabilirim sorusunu her nefis, her kişi kendisine sorması lazım. Eğer sorarsak o zaman bu hizmetler günden güne gelişerek ve büyüyerek inşallah daha güzel yerlere gelecektir. Ama bu soruyu sadece sanki toplumda belirli kişiler yapıyormuş gibi değil. Toplumda birileri öncülük yapabilir. Birileri öncülük yapabilir, Kur'an kursunu açar. Ondan sonra orada kimisi işte talebe okutmak için zamanını ayırır. Kimisi zamanını ayırır. Kimisi hocam gibi ta Kayseri'den buraya kadar teşrif eder, ilmiyle bizlerle paylaşır. Kimi gücünü paylaşır. Kimisi tebessümüyle destekte bulunur. Ama Cenab-ı Hak her insana bir güzellik vermiştir. Cenab-ı Hak da diyor ki, her nimet kendi cinsinden şükrünün eda edilmesini ister. Kıymetli dostlar, bu soruyu kendimize sormak durumundayız. Ben bu yürüyen hizmetin neresinde ve nasıl olabilirim? Neresine omuz atabilirim? Neresine el atabilirim? Tabiri caizse Hacer-i Esed taşında yeni Efendimizin metoduyla her kabileden getirtirip bir köşesinden tutturduğu gibi her birerimiz bu hizmetin bir köşesinden tutarsak ortada kalmamış olur. Bir büyük abimiz bana derdi ki, hocam derdi, bal yiyoruz ama istiyorum ki, gönlüm istiyor ki sen de yiyesin. Yani bunlar ortada kaldığı yok. Bu hizmetler yürüyor. Öyle veya böyle. Ama gönül istiyor ki öncelikle buradaki ailelerimizle, velilerimizle işbirliği yaparak birlik beraberlik içerisinde daha güzele, daha mükemmele ulaşalım. Bunun için kıymetli velilerimiz, değerli hazirun, istirhamım şu: okul aile birlikleri olduğu gibi Kur'an kursu aile birliklerimizi oluşturalım. Bunlarda daha çok ablalarımız, hanımefendiler daha çok rol alıyorlar. Akıl akıldan üstündür, toplantılarımız olur, kermeslerimiz olur. Bununla ilgili birçok Suriye için, Afrika için, kursumuz için değil. Yani bu vesileyle birçok aktiviteler yapılır, geziler yapılır.
ve yaklaşılır, istişareler yapılır ama birlikte bu hizmetler daha güzele, daha mükemmele ulaştırılır. Hedef nasip olursa kıymetli dostlar, uzun zamandır bir müjdeyle de inşallah devam edelim. 2013 yılında, 2012'nin başından beri bir arsayla meşgul oluyorduk, koşturuyorduk. Çünkü biliyorsunuz burada artık hafızlarımız bu yıl nasip olursa ilk meyvelerimizi vereceğiz. Bu yıl yazın burayı büyütüldü. Şimdi 80 tane yatılı öğrencimiz, 150 tane gündüzcü öğrencimizle 250'ye ulaştı bu sayı. Elhamdülillah. Aslında hedef 23 tane, sadece Kur'an-ı Kerim'in 23 yılda nüzulunun sembolize eden sadece kaliteli, kapasiteli 23 öğrenciyle bu hizmete girmek vardı ve girdik. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bu günleri de bize gösterdi. Ama şunu gösteriyor ki, ümit ediyoruz, hedefimiz o ki burada hafızlığını bitiren öğrencimiz hadi bu kadar değil, bu zamana kadar böyleydi. Asıl önemli olan, dedik ya, okuduğunu anlayabilen, anladığını yaşayabilen bir model anne yetiştirmek hedefindeyse o zaman ihtisas bölümünü de yapmak durumundayız. Onun için elhamdülillah Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Şehremini'de 2300 metrekarelik bir arsa vardı. Oranın uzun zamandır koşuşturmasını elhamdülillah Cenab-ı Hak nasip etti. 100 kişilik baza sistemiyle inşallah Kur'an ilimleri ve araştırmaları merkezi olarak proje aşamasını geçtik. Nasip olursa önümüzdeki bu yıl yazın ortasındaki gibi veya 2014'ün başında başlamak ümidindeyiz, hedefindeyiz. 2016'da bitirdiğimiz takdirde nasip olursa burada hafızlığını ikmal etmiş, başarıyla, ahlakıyla, aileleriyle birlikte. Dedik ya, eğer yola devam edeceksek, kıymetli hocam çok güzel bir şey söyledi. Vakıfları, dernekleri geziyoruz. İnanın uluslararası dernekler, vakıflar biliyorsunuz, İHA'sı, işte Deniz Feneri'de yardım edilir. Hepsini gezdiğimiz zaman şiddetle hepsinin tek derdi var. Yetişmiş, derdini dert edinen, adanmış adama ihtiyaç yok. İnanın herkesin tek istediği, aradığı bu. Herkes kariyer peşinde. Herkes şuraya gelelim, bunu yapalım, şöyle olsun, böyle olsun ama tamam. Ama bir taraftan da birilerinin dert edinmesi gerekir. Birilerinin bu hizmetin yürümesi için merdiven olması lazım ki birileri bassın ve yükselsin. İnşallah nasip olursa buradaki hocalarımız el ziyaretlerini geçen yıl yarıda kalmıştık. Bu yıl kaldığımız yerden devam edeceğiz. El ziyaretlerini önemsiyoruz. Aileleri evlerinde ziyaret ederek tanışma, durumlarını tahlil edip ve nasip olursa inşallah kıymetli dostlar bu yıl ve Kur'an kursumuza ilk aldığımız talebelerimize hep şunu ifade ediyoruz. Kur'an kursumuzda başlıca 3 bölümümüz var. 1. İlk aldığımız temel eğitim bölümümüz, yani hazırlık dediğimiz bölümümüzde biliyorsunuz Kur'an kursumuza mülakatla zaten alıyoruz. Mülakatla aldık. Eğer bu evladımız başarılı olursa, ben hep şunu kendi nefsime sorguluyorum. Çünkü insanlara gidip yardım istediğimiz takdirde diyoruz ki abi, yarın bu ümmete, bu millete faydalı olacak nesiller yetiştiriyoruz. Eğer bu nesle kendi anne babası inanmıyorsa ben yalancı duruma düşerim. Yani hayır yaparken kendimi zor duruma veya kâra geçerken zarara uğrayanlardan olmak istemem. Onun için bu ümmete, bu millete yalancı düşmemek için sözümüze durmamız gerekir. Önce kendi anne babasının inanması gerekir. Ha, bu evladın nasip olursa inşallah hafız olacak ve bu ümmete, bu millete faydalı bir nesil olacak. Hocam ya 4 tane evlat var, bir şey ise dedik bir tanesini kursa gönderelim. İşte dinini, diyanetini öğrensin. Başka bir gaye yok. Bu öğrenciyle yola devam etmek istemiyoruz. Her insan takdir edersiniz ki İş yapmayacak bir noktaya, bir caddede iş yeri veya dükkan açmazsınız.
Yatırım yapıyorsanız, koşturuyorsanız bir davanız var, bir gayeniz var, bir hedefiniz var. O zaman bu gaye uğrunda yan meyvesini alabileceğiniz evlatlarla yola devam etmek istersiniz. Onun için temel eğitimi geçtikten sonra bizim kursumuzda HGS imtihanı var. Hızlı geçiş değil, yeni çıktı. Hafızlık geçiş sınavımız var, HGS sınavı. Burada hafızlık hazırlık sınıfına seçilirse öğrenci, onun akabinde hafızlık sınıfına tekrar ezberi gözden geçirilir, ahlaki durumları gözden geçirilir, ailevi durumu gözden geçirilir, ondan sonra hafızlığa geçiş yapar. Hafızlığa geçiş yapamaya, hafızlığa geçmeye hak kazanamaya öğrencilerimizin, illa her öğrenci hafızlık yapacak diye bir kaide yok. Ha, böyle bir sözümüzü bunu baştan biz ifade etmiştik ama bugünkü toplantıda tekrardan bunu ifade etme gereğini arz ediyorum. Üçüncüsü, hafızlığını bitiren öğrencimiz ondan sonra İGS sınavına girerek ihtisas geçiş sınavında inşallah nasip olursa baza sistemli, tam donanımlı yeni binamızda öğrencimiz de bu sefer İslami ilimler bu yıl mesela ilahiyattan aldığımız 20 öğrencimize Ahmet Akın Çiğman hocamız ve çok kıymetli birbirinden yüzüyle yani yaşayan sahabiler. Bundan zerre kadar benim kuşkum yok kıymetli dostlar. 80 yaşında Ahmet hocamı bir görseniz, hocam hakeza öyle. Şimdi buradan Bursa'ya gidecekler. Hiç yaşları, dertleri, yaşlarını ve yorgunluklarını ne yapıyor? Kesinlikle bir gölge bırakmıyor. Çünkü dertli olduğu için yorgunluk tanımıyor. Kıymetli hocam, Ahmet Akın Çığman hocam, yine Rabiye hocam, buna benzer alanında uzman hocalarımız bu ilahiyatçıların derslerine giriyorlar. İhtisas bölüm. Bunu daha donanımlı bir fiziki anlamdaki binamızda nasip olursa hafızlığını bitiren öğrencilerimiz buraya girmeye hak kazanacaklar. Hafızlıklarını bitirememiş, hafızlığa geçişe hak kazanamamış öğrencilerimizden çok az olan, yani ortalaması hem ahlaki hem ders ortalaması 90'ın üzerinde olan öğrencilerimizden çok az seviyede İGS sınavıyla yine ihtisas bölümüne alıp ve yolumuza devam etmek istiyoruz kıymetli dostlar. Başka bir konu, bu yıl başladığımız önümüzdeki yıl yine yapmayı planladığımız, biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmenliği yasası çıktı pardon. 4+4 ile birlikte artık bundan sonra nasip olursa orta kısım imam hatipler ve lise kısım imam hatipler açıldı ve devam ediyor. Kur'an-ı Kerim dersleri seçmeli ders olarak devam ediyor. Biz şimdi nasip oldu bu yıl 2 tane ayrı ayrı erkek bölümü, kız bölümü olarak açtık. 70 tane oraya aldık, 70 tane de oraya aldık. 2., 3., 4., 5., 6. sınıfa halen ilk öğretim okuluna fiili olarak devam eden okul birincisi derece yapmış öğrencilerimize aldık, randevu sistemiyle Kur'an dersi veriyoruz bunlara. Sadece günde 1 saatlerini açmış olduğumuz başka bir yerdeki Kur'an kursunda bir saatini ayırıyor. 1 saatte bu talebe ne yapıyor? Sene içerisinde karneyi alıncaya kadar, 4. sınıf karnesini aldığı gün karne hediyesi olarak cep telefonu veya şu bu değil. Ona en güzel olan hafızlığa başlama hediyesi olarak o talebe hafıza başlamış olacak hedefindeyiz. 18 ay diyor ki yasa. Bunun altını çiziyorum. Özellikle sizler de mahalledeki, apartmandaki akrabalara bunları paylaşalım lütfen. Bunlar büyük bir fırsattır. Fırsatı değerlendirmemiz lazım. Diyor ki 4. sınıfı bitirmiş öğrenci eğer anne veya babası, aile idareye başvurursa derse ben bu evladımın hafız olmasını istiyorum ve 1 yıl doldurmak istiyorum derse o ailenin o çocuğu 1 yıl ara verilir, doldurulur. O 1 yılda zaten 3. sınıftayken Kur'an-ı Kerim'i alttan hızlandırmıştı, devam etmişti. Hafızlığa başlayacak seviyeye getirmişti zaten bu öğrenci. Hemen 4. sınıf karnesini aldığı gün zaman kaybetmeden hafızlığa başlayıp
nasip olursa 18 ayda veya 24 ay hak tanıyor yeni yasa. Hafızlığını bitirip kaldığı yerden değil, kıymetli dostlar, kaldığı yerden değil, diyor ki idare bir imtihan açar, o imtihandan başarılı olur. Çünkü biz bu öğrencilerimize aynı zamanda kültür takviye dersleri veriyoruz. Yani bir taraftan hafızlık yaparken dondurdu ama okul derslerini de en azından ilerlemesini sağlamasak da unutmamasını sağlıyoruz. Sağlayacağız nasip olursa. Dolayısıyla hiç kaybı olmadan devam etmiş olacak. Önümüzdeki yıl hedefimiz, kıymetli dostlar, bunu ifade edeyim. Çevrenizde dostlarınız, ahbaplarınız varsa önümüzdeki yıl biz artık öğrencilerimizi dışarıdan değil, altyapıdan hazırlanmış, okumuş, altyapısı hazır olan 4. sınıfı bitirmiş veya 5. sınıfı bitirmiş, 6. sınıfı bitirmiş olabilir de onların içerisinde altyapısı hazır olan öğrencilerimizden nasip olursa yine dediğim gibi başarı her şeyin önünde. Çünkü hedef şudur kıymetli dostlar, bu Kur'an kursunu fiziki anlamda yazın, tekrardan, şimdi arkadaşlarımız bakınız şeye başvurdular, kalite 9001 kalite belgesini Kur'an kursumuza almak için yakında zannediyorum önümüzdeki hafta belgeyi almış olacağız. Şimdi bu nedir? Yani bir iş yeri değil burası, bir ticarethane değil. 9001 kalite belgesinin Kur'an kursunda ne işi var? Ha, insanların ve toplumun bakış açısını kırmak. Kur'an kursunu, gönle peynirin en işte küflenmişi veya tarihi geçmiş. Biz öyle okudum. Ondan sonra talebenin yine haydez oyun. Hayır. Şimdi inanın Kur'an kursunda şurada eti kurbanla kendi ellerimizle. Dışarıdan hiç et almıyoruz. Et almıyoruz. Peynirin şartlı. Hocam işte Kur'an kursuna peynir biraz göndermek. Hayır. Marka belli. O markadan alınacaksa siz söyleyin bize peynir lazım. Para lazım değil. Peynir getirecekseniz o markadan. Burada okuyan talebe eğer değer veriyorsak ki değer veriyoruz, en güzeline, en mükemmeline layıktır ki bu öğrencinin ufku, hedefi de yarın nasip olursa bu gaye uğruldusunda daha donanımlı Kur'an kursları, kurumlar açacaktır inşallah kıymetli dostlar. Şimdi sene başında yine bizim ifade ettiğimiz diğer bir husus, velilerimizin uyması gereken hususlarımız vardır. Tabi bu kurumu daha kurumsal bağlamda belirttiğimiz gibi daha geliştirerek, daha ileriye dönüştürerek kurumsal bağlamda ilerletmek istediğimizden dolayı biz bunları yazılı olarak velilerimize uyması gereken sorumluluklar veya bizim uymamız gereken, talebenin uyması gereken sorumluluklar diye yazdık, başlıklar halinde bütün velilerimize dağıttık. Bunun hassasiyet gösterdiğinizden dolayı ben özellikle bütün velilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü Kur'an kurslarına diyorum ya, dert hep aynı dert. Hiç değilse diye başladığından dolayı, ya hocam ne olacak yani, pazartesi sabah gelse ne olur, akşam gelse ne olur? Pazartesi akşam gelse ne olur, salı günü gelse ne olur diye bak. Hayır. Yani burası ciddi bir müessese ve Kur'an hizmeti Allah ve Resulü hayatımızın birinci sırasındaysa o zaman hepimizin üzerine düşen hassasiyeti göstermemiz gerekir ki ve bütün velilerimiz bu hassasiyeti fazlasıyla gösteriyorlar. Rabbim cümlenizden razı olsun. İGS'yi söyledik, geçişleri söyledik kıymetli dostlar. Ve dedik ki Kur'an kursumuzdaki önemli bir husus, burası yıllık aidatı olan bir Kur'an'dır. Özellikle hatırlayın, geçmişte Kur'an kursları kapandığı dönemde en çok Kur'an kursunun önünde şu tabelayı gördüm. Elbisesi bile bizde. Niye? Talebe bulmak. Yoksa Kur'an kursu kapatılacak. Belli bir sayısı var. O sayıya varlamayınca, bulamayınca, toparlamayınca Kur'an kursu kapatılacak. Bu sefer ne yapıyor oradaki kişiler, derdi insanlar? Elbisesi bile bizde. Yeter ki öğrenci gelsin. Benim hacı abim, benim abim 6 tane, 7 tane evladı var veya 3 tane, 4 tane.
İşte bir yerde başarısız olamamış, başarılı olamamış. Hocam diyor, hiç değilse diyor, nasıl olsa elbisesi bile onlardı. Verdik diyor, Kur'an kursuna, onlar bakıyorlar diyor, ondan sonra böyle değil. Hayır. Onun için ben hep şunu savunuyorum, kıymetli dostlar. Eğer camide de elif yüzünü öğrenmek isteyenler ücretsiz alır. Hayır. Az da olsa bir bedeli olsun, kıymeti anlaşırız. Ha, baştan bütün kolejleri, bütün üniversiteleri gezdik. Nasıl bir metot uygulayalım buraya? Ve arkadaşlarımızla birlikte burs metodunu bulduk. Ve bunu size hatırlarsanız ifade etmiştik. Dedik ki, yıllık buranın ücreti 3500 liradır. 3500 lira üzerinde ister fiyat size bağlı. Hocam biraz indirim yapsanız, herkesin tek söylediği. Yani iş adamından tutun, durumu iyi olmayanına kadar hep aynıdır. İnanın, samimi söylüyorum. Kolej olduğu zaman, kolej pazarlık yok. Ama Kur'an kursu söz konusu olduğu zaman abimizi söylemiyor. İyi bir, işte bir belediyede başkan yardımcısı. Hocam indirim olmayacak. Ya bize de mi? Hiç değilse. Abi kusura bakma, fiyatını kendiniz belirleyin. Nasıl? İster %100 burslu okuyabilir, ister %50 burslu okuyabilir. Eğer ümmet buraya verdiğiniz paralarla burası dönmüyorsa, ümmetin parasıyla burası dönüyorsa, o zaman ümmete bizim yalancı düşmememiz lazım. Yarın yine ümmete, millete faydalı olacak çocuklara yatırım yapmak için bunu uygulamamız lazım. Ve 2,5 ay sonra, işte yani geçtiğimiz hafta imtihan yaptık evlatlarımızın, talebelerimizin içerisinde. Bunun içerisinde %100 burslu olarak kazanan da var, %50 burslu olarak kazanan da var, %40 olarak kazanan da var, hiç burs kazanamayan da var. Ha, o zaman indirim, fiyat, şubu yok. Herkes başarısınca burs kazanıyor. Burs kazanıyor ve ne yapıyor? Yarın eğer şu oluyor, bakınız. Eğer ailenin kendi evladından ümidini kesmişse, ya bu çocuktan hiçbir şey olmaz diyorsa, kızım diyor, kusura bakma yani. Yıllık 3500 lira istiyorlar. Ben diyor, senin için veremem. Başarısı olmaz. Yani hatırlayın, okula devam edin. Dershaneye göndermek isteyenleri kimi dershaneye gönderiyor genelde aileler? Belli bir başarının üzerinde. Evladım sen üniversiteyi kazanabilirsin. Bir de takviye ders alırsan dershanede, ama çocuk okulda hiç takviyeyle alsa bile başarısız olacaksa, aile bunu biliyor. Çok iyi bildiğinden dolayı dershaneye falan gönderdim. O zaman buradaki metot da aynı şekilde, kıymetli dostlar. Bu burs şekillenmesi nasip oldu. Bu neye göre? Evladımızın ahlakı değerlerini, kurs kurallarına, hocalarına davranışları ve Kur'an-ı Kerim, ezber, tecvid, talim, kültür dersleri olarak el becerisi, bunlar üzerinden imtihana tabi tutuldu ve nasip olursa arkadaşlarımız sizlere ne kadar, evladınız kaçta kaç burs kazandı. Onun için bazı abilerimiz özellikle istirham ediyorlar. Bir indirim olsun. Hayır. İndirim eğer başarılıysa başımızın üstünde. Bakınız Kur'an kursunda, bizim kursumuzda hem tıpta okuyup, hem açık öğretim ilahiyat okuyup, hem de hafızlık yapan öğrenci var. Bu öğrenciler değil para alma, biz ona burs veriyoruz. Aylık burs veriyoruz. Değil onun elini öpme, ayağın altını öperim. Niye? Çünkü hem tıp okumak, hem açık öğretimle ilahiyat okumak, hem hafızlık yapmak. Baba yetti kişi. Ha, başka öğrencimiz hem ilahiyat okuyor içeriden, hem de hafızlık yapıyor. Büyük bir başarı ve buradaki ekstra derslerden de üstün bir başarı, gayret sarf ediyor. Bu öğrenciye değil %100 burs, bir de buna artı burs vermeniz lazım. Tebrik etmeniz lazım. Marifet iltifatı tabi. Ama karşı tarafta hiçbir gayesi yok, hedefi yok, vurdum duymaz, ruhsuz bir çocuk. Babası, hocam illa indir. Hayır. Bunu ümmete yalancı düşeriz. Yalancı çıkarız. Ha, hiç değilse diyorum ki abi, eğer senin durumun yoksa çevrenden kendi burs ayar. Ama ben senin çocuğun için, ümidi olmayan bir çocuk için sağa sola koşturamam. Ancak burada okuyan öğrencilerimizin yarın
ümmetin, milletin faydası olacak, ümidi olacak çocuklar için elimizden geleni ardımıza koymayı koşturuyoruz. Kıymetli dostlar, her öğrencimizin, biz de bu yıl bu sisteme geçtik, dosyası, dosyalama sistemi. Her öğrenci, her sınıf hocamız aynı bir araya gelerek hocalarımız rapor tutuyor. Bu ay falanca talebemiz hangi noktadaydı, nereye geldi ve nasıl durum? Her ay sistemli bir şekilde rapor tutuluyor ve dosyasına konuluyor. Bu öğrencinin veli toplantısında velisi gelmedi. Hemen o yazılıp şu tarihte yapılan aylık toplantıya velisi katılmamıştır diye yazılıyor. Felence veli öğrenci felence tarihte hafta sonu pazar günü değil, belirtilen saatte değil, pazartesi günü geldi. O da dosyasını hatırlayın, memur olan abilerimiz kendi dosyalarını, sicil dosyalarını hepsi işlenir. O sistemde bütün öğrencimizin nasip olursa 3 yıl sonra veya 4 yıl sonra İGS imtihanına girerken bu dosyalara bakılıp hangi tarihte hangi başarıyı göstermiş, neler yapmış, nerede hangi başarıları göstermiş veya başarısızlık göstermiş, bunların hepsi dosyalı bir şekilde nasip olursa daha kurumsal bir bağlamda devam edilecek her öğrencimizin sicil dosyasıyla. Kıymetli dostlar, huzurunuzu çok meşgul ettim. Kusura bakmayın, kafanızı şişirdim. Son olarak şunu ifade edip bitireyim. Biz vakıf olarak, Kur'an kursu olarak, hocalarımız olarak bu hizmeti ciddiye alıyoruz. Ciddiye aldığımızın göstergesi, arkadaşlarımız Allah razı olsun büyük bir özveriyle elinizdeki kağıtları hazırladılar. Yani birinci dönemde kültürel anlamda nerelere gezdiler, neler yaptılar, hangi dersleri aldılar, hangi yemekleri yediler ve ne gibi etkinlikler yaptılar, hangi kulüpler vardı, hangi konferanslara ve sohbetlere katıldılar, hepsinin tarihi caizse birinci dönem seceresi sizin şu an dosya olarak kendi dosyalarında var, bir de bu dosyadan sizlerle paylaşmış oldular. O zaman özetle manen bu ciddiye aldığımız bu işi artık nasip olursa sizlerin dualarınızla, büyüklerin himmetiyle bu hizmeti daha sistemli, daha güzelliklere büyüyerek inşallah ilelebet bizden sonraki nesillere ulaştırmak istiyoruz. Rabbim bizleri mahcup eylemesin. Rabbim cümlenizden razı olsun. Buraya kadar teşrif ettiniz, yoruldunuz, buraya kadar geldiniz. Bu sizin Kur'an'a ve bu hizmete verdiğiniz değeri ve ehemmiyeti fazlasıyla gösteriyor. Ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Ve şimdi ellerinizde kıymetli dostlar bir anketimiz zannediyorum arkadaşlarımız hazırladılar. Buradaki hocam şu mesele, işin içerisinde olduğumuzdan dolayı belki her şeyi fark edemeyebiliriz. Fark edeceğiz diye de bir iddiamız yok. Siz veli olarak, dışarıdan kardeşlerimiz olarak, aynı yöne baktığımız dava arkadaşlarımız olarak şu mesele, şu konu şöyle olursa daha güzel olur, şu böyle olursa daha verimli olur, nasip olursa bunu da orada açık bir şekilde ister eleştirileriniz, ister temennileriniz, teşekkürleriniz, her şeyinizle oraya aktarırsanız bizim için çok önemli, çünkü sizin söyleyecekleriniz, sizin öngörüleriniz bizim için çok kıymetlidir. Onları çok dikkate alacağız. Nasip olursa şimdi sınıf öğretmenleri, sınıf hocalarımızdan evlatlarınızla, çocuklarınızla ilgili geniş bilgi ve malumatları alabilirsiniz. Rabbim cümlenizden razı olsun. İkramlar şimdi gelecek. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. İllahi Teala Fatiha.